صلوا على رسولنا محمد صلوا على نبينا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على النور الهدى عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم Cenab-ı Zülcelal ve Kemal Hazretleri cümlemizi iki cihan bahtiyar eylesin. Dünya ve ahiretimizi mamur, maddi, manevi, dünyevi, uhrevi bir cümle müşkillerimizi hallu asan eylesin. Aziz cemaatimiz, bugünkü sohbet konumuz inşallah iyilik olacaktır. Arapçada el-bir tabiriyle ifade edilen bu kavram, Kur'an'da her türlü iyilik, itaat, doğruluk ve günahsızlık gibi manalarda kullanılmıştır. Aynı kökten gelen ber kelimesi ise Esmaül Husna'dan yani Cenab-ı Hakk'ın güzel isimlerinden olarak çok şerefli, şefkatli ve kerem sahibi anlamındadır. Yani el-berru Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden bir tanesidir. İnnehu huvel berrur rahim. Şüphesiz ki o her türlü iyiliğin sahibi, son derece şefkatli ve merhametlidir kullarına karşı. İyi olma, iyilik yapma anlamındaki teberru da aynı kökten gelmektedir. İçinden gelerek karşılık beklemeden vermek anlamındadır. İyilik ve kötülük insanlık tarihinin iki büyük mücadelesidir. Yani insanlık tarihi, insanlık var oldukça iyilik ve kötülük, iyiler ve kötülerin mücadelesine sahne olmuştur. Toplumlara göre iyilik anlayışı küçük farklılıklar gösterse de ana esasları belli bir evrensel iyilikten söz etmek de mümkündür. Tanımlar, tarifler ne kadar farklılık gösterirse göstersin, hepsinde ortak nokta hep iyiliktir. Her toplum kendi kabullerine göre iyi insan yetiştirme çabasındadır. İyilerin bulunduğu toplumda kötüler ve kötülükler hiç yok demek değildir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın devrine biz asr-ı saadet diyoruz. Saadet asrı. Kötülük hiç yok muydu? Vardı. Ama iyilik egemendi. O halde en iyi toplumlarda bile kötülük vardır. Ama egemen olan, hakim olan iyiliktir. Dolayısıyla iyiliğin hakimiyeti söz konusu olduğunda kötüler ve kötülükler de her geçen gün biraz daha azalmaya mahkum olacaktır. Bazı billboardlarda, bazı reklam panolarında falan gördüğümüz bir güzel cümle vardır. Dünyayı iyilik kurtaracak cümlesi. Demek ki kurtarılmayı bekleyen bir dünya var. O halde dünyada bir kötülük var demektir. Öyle mi değil mi? Hepinizin takdirine bırakıyorum. Bugün dünyada iyilik mi hakim, kötülük mü hakim, iyilik mi egemen, kötülük mü egemen hepimiz görüyor ve biliyoruz. Maalesef ki kötülük hakim. Bu yaraya bir neşter vurulmak zorunda. Bir el değmek, dokunmak zorunda. Ve bu eninde sonunda olacaktır. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın vaadi var. Enbiya suresi ayet 105. Buyuruyor Rabbimiz. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ Şüphesiz zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yeryüzüne mutlaka benim iyi kullarım hakim ve egemen olacaktır diye yazmıştır. Bu yazgı her daim hükmünü sürdürmektedir. Yine Kur'an-ı Azimüşşan'da birkaç yerde geçen, Bakara suresinde geçen bir ayeti kerime, وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ İşte bu devreler, bu evreler, bu dönemlerdir ki insanlar arasında döndürürüz onu. Yani insanlığa hüküm süren evreler ve devreler vardır.
Maalesef ki şu anda dünyada egemen olan evre ve devre kötülük evresi ve devresi. Kıymetli Müslümanlar, güzel dinimizde iyiliği ifade eden bir takım kavramlar var. Temel kavram el bir kavramıdır. El birru. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinde de bu ifadeyi görüyoruz biz. Ve buyuruyor ki bir tanesinde mesela, el birru hüsnül huluk. İyilik güzel ahlaktır. Vel ismü mâ hâke fî sadrike. Kötülük de seni için için rahatsız eden şeydir. İyiliği ifade eden başka kavramlar da var dinimizde. Hayır kelimesi mesela, iyilik anlamında, hayırlı olan şey anlamında. Ekmel, efdal, maruf gibi kavramlar da iyiliği ve güzelliği tanımlayan kavramlar. O halde iyiliğin ve iyi Müslümanın belirleyicisi de yine Allah ve Resulullah'tır. Öyle ya, biz inanmış insanlar olarak iyiliğin ve kötülüğün bir ölçüsü olmak durumunda. Bu ölçüyü kim koyacak? Bu yetkiye kim sahip? Ne iyidir ne kötüdür? Nasıl belirleyeceğiz bunu? Tabii ki burada birinci planda yetki sahibi, söz sahibi, eğer inanmış isek, Müslüman isek, Allah ve Resulullah'tır. Allah ve Resulullah iyinin ve iyiliğin adını nasıl koymuş? Neye iyi demiş, neye kötü demiş? Şimdi onlara bakalım. Bakara suresinin 177. ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak çok geniş bir şekilde iyilikten bahsediyor. Ve buyuruyor ki: "Leysel birra en tuvellu vucuhakum qibala'l meşriqi vel mağrib." Yüzünüzü doğuya batıya çevirmeniz iyilik değildir. Peki iyilik nedir o zaman? "Velakinnel birra." Ancak iyilik, "men amene billahi vel yevmil ahir." O kimsenin iyiliğidir ki Allah'a ve ahiret gününe iman etmiştir. İyilik maddeleri: 1. Allah'a iman bir iyiliktir. 2. Ahirete iman bir iyiliktir. Vel melaiketi vel kitabi vel nebiyyin. Meleklere iman, kitaba iman ve peygamberlere iman iyiliktir. Başka? Ve atel mâle alâ hubbihi zevil kurba vel yetâme. Mala olan sevgisine rağmen malı vermesi, ikramda bulunması, ihsanda bulunması kime? Zevil kurba, yakınlara. Bakın ayeti kerimedeki her kelimenin sıralanışına lütfen dikkat ediniz. Baştan sona her kelimenin sıralanışı ayeti kerimede muhteşem hakikatleri bünyesinde barındırıyor. Ve atel mâle alâ hubbihi. İyilik o şeydir ki, o müminin yaptığı şeydir ki, mala olan sevgisine rağmen onu vermesidir. Kime? Zevil kurba, yakınlara. Vel yetama, yetimlere. Vel mesakine, miskinlere, yoksullara. Ve ibne sebil, yol oğluna, yolda kalmış. Ve sailine, ihtiyacını ifade eden, ihtiyaç sahibi olduğunu dile getiren. Aslında dilenen diyorlar ama sanki dilencilik meşru bir şeymiş gibi anlaşılmasın diye o ifadeyi kullanmıyorum. İhtiyacını ifade eden kişi. Ve saili. İsteyen kişi yani. Ve firrigabı. Köleye. Kölelikten kurtulmak isteyen kimseye. Ve egana salate. Namazı gereği gibi kılar o kimse. Ve ate zekate. Zekatı verir. Vel mufune bi ahdihim izâ ahedû. Ahitleştiği zaman ahdine vefa gösterir. Bütün bunlar iyiliktir. Ve sabirin fil ba'sa'i ve darra'i ve hinel ba's. Sıkıntıya düştüğü zaman, zorda, hastalıkta kaldığı zaman, savaşın kızıştığı zamanlarda direnip sabredenlerin tutum ve davranışları iyiliktir. Ulaikellezine sadaku. Bu iyilik sahibi kişiler dost doğru olanlardır. Ve ulaike humul muttaqun. İşte bunlar Allah'tan sakınanların, Allah'ın koyduğu kurallara göre yaşama çabası içinde olanların ta kendileridir. Muttakilerin ta kendileridir. Ayet-i Kerime'yi açmaya çalışalım değerli cemaatimiz, aziz Müslümanlar. Bu ayet-i kerimede iyilik üç temel vasıfla vasıflandırılmaktadır. 1- iman, 2- infak, 3- ibadet. İman, infak, ibadet başlığı altında iyilik tanımlanmakta. İman dediğimiz zaman inanç sağlamlığı ve doğruluk. İnfak dediğimiz zaman malınızdan doğru yere Allah için harcamak
ibadet denildiği zaman da sabır, vefa, sadakat, özveri, feragat. Ayetin sebebi nüzulu. Ayet-i kerimelerin bir sebebi nüzulu var. Bir indiriliş gerekçesi var. Bir olay meydana geliyor. Allah Teala o olay üzerine ayet-i kerimeleri indiriyor. Her zaman değil ama birçok ayet-i kerime bir sebebi nüzul ile nazil olmuştur. Hadis-i şeriflerinde sebebi vurudu vardır. Söylenme gerekçesi vardır. Bir olay meydana gelmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz orada bir hadis-i şerif söylemiştir. Dolayısıyla ayet-i kerimelerin sebebi nüzulunu, hadis-i şeriflerin sebebi vurudunu bildiğimiz zaman konuyu daha iyi anlamak mümkündür. Bunları bilmeden öyle rastgele konuşmak da doğru değil. Hristiyanlar doğu tarafına, Yahudiler de batı tarafına, Kudüs yönüne dönerek ibadet ederlerdi. Ve her biri iyiliğin kendi yöneldikleri cihette olduğu iddiasına bulunurlardı. Hristiyanlar doğuya dönerler, iyilik budur derlerdi. Yahudiler batıya dönerler, iyilik budur derlerdi. İslam'ın ilk yıllarında Müslümanlara daha namaz farz kılınmadan, kıblede belirlenmediği için kendilerine uygun düşen yöne dönüp insanlar ibadet ederlerdi içinden geldiği gibi, içlerinden geldiği gibi. Daha namaz emredilmemiş. Namaz emredilmemiş olması Müslümanların namazdan önce hiçbir ibadet yapmadıkları anlamına gelmez tabii ki. Dua ederlerdi, Allah'tan bir takım isteklerde bulunurlardı. Tabii dua insanlık tarihinin her zaman var olan en kadim ibadet şeklidir. Ve önünde hiçbir engel yoktur. Bizim için de aynı şey geçerli. Her halükarda, her anda, her durumda dua edebiliriz. Belki dilimizle telaffuz etmek mümkün olmasa bile içimizden, kalbimizden dua edebiliriz. Hicretten 1,5 yıl önce malumu aleniz namaz Miraç gecesinde farz kılındı. Adeta müminin miracı olduğu mesajı var orada. Mevlid-i Şerif'te de geçiyor ya. Sen ki miraç eyleyip ettin niyaz, ümmetin miracını kıldım namaz. Ümmetin miracı namazdır. Peygamberin miracı malum, o peygamber. Kimse onunla aşık atmaya kalkışmasın. Herkes haddini bilmeli. Kimse peygamberle efendim iyi Müslümanlık yarışına giremez. Tabii ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnetini alabildiğine, olabildiğince yaşamaya çabalayacağız. Ama hiçbir kimse peygamberden daha Müslüman olamaz. Bunu hepimiz biliyoruz değil mi? Müslümanlara hicretten 1,5 yıl önce Senetül Hüzn dediğimiz, Peygamberimizin bir takım acılar yaşadığı, eşi Hazreti Hatice'yi kaybettiği, amcası Ebu Talib'i kaybettiği yılda Miraç hadisesi vuku buldu ve zamandan mekandan münezzeh bir zat-ı âlinin huzurunda, artık huzurunda demek zorundayız, gerçekleşen bir hadiseden bahsediyoruz. Nasıllığı, niceliği bizi aşan bir husus. Miraç'ta namaz müminlere ikram olundu. Namaz farz kılınca Müslümanlar hep birlikte Beytül Makdis'e, yani Mekke devrinde namaz emredildiği için Beytül Makdis'e, yani Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya. Onun için biz Kudüs için ne diyoruz? Bir tabir kullanıyoruz. İlk kıblemiz diyoruz. Yani Mescid-i Aksa'ya yönelerek Mekke devrinde namazlarını kıldılar. Medine'ye hicretten sonra kıble değişimi ayeti kerimesi geldi. Fevelli vejheke şatral mescidil haram. Peygamber aleyhissalatü vesselam adeta Cenab-ı Hak'tan gelecek bir mesaj bekliyordu. Müslümanlara mahsus bir kıble tayini için. قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Senin yüzünü kıble tayini için gökyüzüne çevirdiğini görüyoruz elbette biz, diyor Allah Teala. Seni hoşnut olacağın bir kıbleye döndüreceğiz. Seni razı olacağın, hoşnut olacağın bir kıbleye döndüreceğiz. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir diye bu emir geldi. Malumunuz Medine'de bu emir geldiği zaman iki rekatını, ikindi namazı vaktinde geldi. Peygamber aleyhissalatü vesselam ikindi namazının iki rekatını Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya yönelik olarak kıldı. Diğer iki rekatı Kabe-i Muazzama'ya yönelik olarak kıldı. İki kıbleli mescit Medine'de
hacca gidenler, umreye gidenler bilirler. Kıble tayini ile ilgili emir geldikten sonra Müslümanlar kıbleyi belirleyen ayet gelmeden önce namazlarını Mescid-i Aksa'ya yönelik olarak kıldılar ya ve o şekilde vefat eden kardeşleri için endişe etmeye başladılar. Acaba onların namazları ne oldu diye. Yani namazları kabul oldu mu olmadı mı diye. Tabii bu endişeyi de Cenab-ı Hak az önce arz etmiş olduğumuz ayeti kerime ile ortadan kaldırmış oldu. Hangi ayeti kerime ile? Leysel birra en tüvellü vücuhekum kıbelel meşriku vel mağrib. Bakara suresinin 177. ayeti kerimesi ile bu endişeyi de ortadan kaldırdı Cenab-ı Hak. Yani içiniz ferah olsun. Gerçek iyilik sağa sola dönmek değildir, doğuya batıya dönmek değildir buyurdu. Şimdi kafanızda bir takım soruların oluştuğunu tahmin ediyorum. Allah Teala gerçek iyilik yönünüzü doğuya batıya çevirmek değildir buyururken bir taraftan da fevelli vecehke şatral mescidil haram, yönünü mescidil haram tarafına çevir. Yani istikbali kıble dediğimiz şey. Namazın şartlarından bir tanesi. Namazda biz yönümüzü bile bile kıble tarafına çevirmezsek namazımız olmaz. Şimdi nasıl çıkacağız işin içerisinde? Kıbleye yönelmek aziz cemaatimiz namazın şartlarından biridir. Namaz dışındaki dua etmek, hac esnasında şeytan taşlamak gibi konularda da zorunlu olmamakla birlikte kıble yönünü tercih etmek güzel davranışlardan olarak kabul edilir. Cenaze defnedilirken, kurban kesilirken kıbleye çevrilir. Cenaze namazı da yine aynı şekilde kıbleye yönelik olarak kılınır. Tuvalet ihtiyacı giderilirken de kişinin önü arkası bir zaruret yoksa kıble cihetine gelmemesine dikkat edilir. Bizim mimarimizde de özellikle eski mimarimizde, kadim mimarimizde tuvaletler yapılırken buna dikkat edilir. Ama bir zaruret varsa tabii ki bulunduğunuz yerde tuvaletin önü ya da arkası kıble tarafına geliyorsa başka çaresi yoktur. Türk milleti yatarken bile ayakları kıbleye gelmesin diye ona dikkat eder. Ayaklarımızı kıbleye karşı uzatmamaya biz dikkat ederiz. Bu edep gereğidir. Yoksa bir insan ayağını kıbleye doğru uzatarak yatsa, uyusa ne olur? Günaha girmiş olmaz. Ama her şeyi biz günah, sevap ölçeğinde değerlendirmeyiz. Edep ölçeğiyle bakarız. Kıblenin belirlenmesi noktasında en önemli gerekçe Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliği sembolize etmesidir. Ne diyoruz biz? Müslümanlar arasında olması gereken birliği ifade etmek için yahu bizim Kabe'miz bir, kıblemiz bir, Allah'ımız bir, peygamberimiz bir, kitabımız bir. Bir sürü birden bahsediyoruz. Bu birden bahsetmenin amacı ne? Müslümanların arasında tefrika girmesin. Sen ben davası girmesin. Şucu bucu meselesi olmasın diye. Peki bunlar var mı? Hem nasıl var? Yani Allah Teala bir kıble belirlememiş olsaydı o zaman ne olurdu biliyor musunuz? İnsanlar nasıl olsa bir kıble belirlenmemiş diye kimi o tarafa, kimi bu tarafa, sağa, sola karma karışık, karman çorman, disiplinsiz bir şekilde, darmadağınık bir şekilde ibadet ederlerdi. Ve hatta neler olurdu biliyor musunuz? Söyleyeyim. Aslında kıblemiz bir olduğu halde bunlar oluyor bugün. Bir takım cemaatleşmeler, bir takım gruplaşmalar, herkes kendine bir yön tayin eder, filancılar şu tarafa dönüyor, falancılar bu tarafa dönüyor olurdu. Bugün bir bu yok ama bunun dışında her şey var. İnsanlar kılıklarıyla, kıyafetleriyle, başlarına taktıkları takkelerle tarikatlerini, cemaatlerini belirliyorlar. O bizdendi, o şuradandı, o buradandı. Dünyayı bugün bunun için Yahudi yönetiyor. Müslümanlar olarak sen ben davasına düştüğümüz için. Benim cemaatim, benim tarikatim, benim bilmem neyim. İnnemel mü'minüle ihvetün ne oldu? Ve atasibu bihabdillahi cemiyan ne oldu? Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Lütfen ifadelerim yanlış anlaşılmasın. Tefrikacıları kastediyorum. İnsanlar bir cemaatin içerisinde olur, bir tarikatın içerisinde. Başım gözüm üstünde. Hiç söyleyecek bir şey yok. Asırlarca bu milletin mayası olmuş, hamuru olmuş bu tarikatler, cemaatler. Bizim geleceğimize yön vermiş. Ama bugün öylesine bir sen ben davası olmuş ki Allah rahmet eylesin bir tarikat şeyhi vefat etti. Dedi ki Müslümanlık ince insanlık, dervişlik ince Müslümanlıktır. Muhteşem. Baş tacı bir söz. Müslüman en ince adam olacak. Tarikat mensubu isen, tasavvuftan bahsediyorsan bir adım daha ileri gidiyorsun. O zaman toplumda en ince, en zarif adam olacaksın. İddialısın çünkü. İddia sahibi olmak bir sorumluluk gerektirir. Ben Müslümanım elhamdülillah dediğin anda o iddia zaten başlıyor. Mecelle kaidesi. Müddei iddiasını ispata memurdur. Bir şey iddia ediyorsan onu ispat edeceksin. Allah'ı ve Resulullah'ı çok seviyorum. Bu bir iddia. Sevginin alameti nedir? Sevginin alameti ittibadır.
iddia ittiba ile ispat olur. Evet, kıble tayinini bize söylettirdikleri bunlar. Yani Müslümanlar niye bir kıbleye yöneliyorlar? Allah niye bunu bizden istedi? Birlik ve beraberlik için. Tevhid için. Mekke'de kıble olarak Mescid-i Aksa'ya yönelilmesi, müminlerin müşriklerden ayrılması. Medine'de de ayetle Kabe yönüne çevrilmesi, Yahudilerden ayrılmaları içindir. Buyuruyor Rabbimiz Bakara suresi 142. ayet. Seyekulü sufehâ'u minen nâsi mâ vellâhum an kıbletihimul letî kânû aleyhâ. قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ يَهْد۪ي مَنْ يَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Bir takım kendini bilmezler, orada kastedilen Yahudilerdir. Onları, yani Müslümanları, yönelmekte oldukları kıbleden çeviren nedir? Diyecekler. Yani ayet-i kerime ile Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a döndürdü ya Allah Teala. Yönelmekte oldukları kıbleden onları çeviren nedir diyecekler. De ki, doğuda, batıda Allah'ındır. Allah dilediği kimseyi doğru yöne yöneltir. Esas mesele doğu batı meselesi değildir. Doğuya batıya yönelmek meselesi değildir. Esas olan bu değildir diyor. İşin özü bu değildir. Namaz kılıyoruz, ibadet ediyoruz. Yönümüzü kıbleye dönüyoruz. Bir takım şartları yerine getiriyoruz. İşin özü bu mu? Özü ne? Özü innemel a'malu bin niyyat. Ameller niyetlere göredir. Sen ne kadar samimiysen karşılığını ona göre alacaksın. Hepimiz şurada, Rabbim kabul etsin, ibadet için toplandık. Tabi cemaatin insana verdiği muhteşem bir güzellik var. Belki Allah Teala cemaat hürmetin kalbimizden geçen bir takım Müslümanlığımıza, insanlığımıza yakışmayacak şeyleri de bertaraf eder cemaat hürmetine. Cemaatin güzelliği burada. Ama şundan eminiz ki herkes aynı sevabı alamaz. Neye göre belirlenir bu? اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى. Kişiye niyetinin karşılığı vardır. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوا فَسَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ. Doğu da batı da Allah'ındır. Yönünü hangi tarafa çevirsen Allah'ın zatı oradadır. Şimdi Allah Teala bir takım zaruretler karşısında da rahatlatıcı ifadeleri ayet-i kerimelerin içerisine koymuş. Düşünün ki bilmediğimiz bir yerdeyiz, bir çöldeyiz veya denizdeyiz vesaire. Kıble tayinini rahat yapamıyoruz. Orada ne yapacağız? Orada zannı galip ile hareket edeceğiz. Yani galip olan zannımıza göre işte kıble şu taraf olabilir diyeceğiz. O taraf olmasa bile nedir? Namazımız makbuldur. Niye? Çünkü mesele işin olmazsa olmazı aslında bir yöne yönelmek değildir. Doğuya batıya yönelmek değildir. Doğu da Allah'ın, batı da Allah'ın. Allah sadece doğunun Allah'ı değil, batının Allah'ı da değil. Rabbul meşrikayn ve Rabbul mağribeyn. İki doğunun, iki batının Rabbi. Bütün kainatın Rabbi. Biz ne tarafa dönersek dönelim Allah'a dönmüş oluruz aslında. Çünkü Allah Teala'nın bir mekanı, bir makamı yoktur. O yönden ve cihetten münezzehtir. Bütün yönler ve cihetler O'nundur. İbadet için mescit zarureti bile yoktur. Bütün yeryüzü mescit kılınmıştır. Zaruret halinde her yana, her yöne ibadet edilebilir. Bakın, mescit zarureti bile yok. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret edince ilk iş olarak mescit yapmaya yöneldi. Zaruret olduğu için değil, insanları bir araya toplamak için. Çünkü mescit secde edilen yer, cami toplayan yer. İnsanları bir araya toplamak için bu yapıldı. Halbuki bir mekan olarak mescit olmasa, cami olmasa biz ibadetimizi yine yaparız. Çünkü ümmeti Muhammed'in ayrıcalıklarından bir tanesi bütün yeryüzünün ümmeti Muhammed için mescit kılınmış olması. Burada çok ince de bir mesaj var. Nedir o? İnsan sahibi olduğu yerde ibadetini çok rahat yapar. O zaman Müslümansan yeryüzünün sahibi olacaksın kardeşim. Yeryüzünün sahibi Müslümanlar. Gerçek Müslümanlar olmadıkça bu dünyada insanlığa huzur yoktur. Olmadığını görüyoruz. Onun için her fırsatta naçizane söylediğim bir şey var. Bir Müslümanın içinde büyük bir ideali olması lazım. O ideali taşıması lazım. Yeryüzüne hakim olmalıyım ben. Egemen olmalıyım. Düşüncesini taşıması lazım. Bu düşünceyi taşımazsa zaten imanı zayıf demektir. Eksik demektir. Kıymetli Müslümanlar, ayet-i kerime ile tespit edilen iyilikler.
Şimdi leysel birra en tüvellü vücuhekum ayeti kerimesiyle, Bakara suresinin 177. ayeti kerimesiyle tespit edilen iyiliklere şimdi gelmiş olalım. Bir, iman. İman bir iyiliktir. İyilik denince herkesin anladığı farklı şeyler söz konusu olabilir. Tabii ki bir Müslümanın iyilik dendiği zaman anlaması gereken şey, Allah ve Resulünün iyi bulduğu, iyi gördüğü şey olmalıdır. Bu yönden değerlendirildiğinde bu ayet-i kerime gösteriyor ki Allah katında iyi olmaya layık en temel değer imandır. İyiliğe en layık diğer şeyler buna bağlıdır. Çünkü bizatihi iman iyiliğe yönelme iradesidir. Nitekim Allah Teala innellezine amenu ve amilussalihati ulaike hum hayrul beriyye. İnanan ve yararlı işler yapanlar halkın en iyileri, en değerlileridir diyor. Akifimiz de ne diyor? İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür diyor. Ebu Zerril Gıfari radıyallahu anh Peygamberi Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e 3 defa iman nedir sualini sordu. Efendimiz her üçünde de yukarıdaki ayeti kerimeyi okuyor. Leysel birra en tuvellu vucuhekum kıbelel meşrik vel mağrib. İman iyilik nedir sualine karşı 3 defa bu ayeti kerimeyi okuyor. Ve nihayetinde Peygamber Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Bir iyilik ettiğinde kalbin, vicdanın bu işlediğine seviniyor, bir kötülük yaptığında da üzülüyorsa işte bu imanın ta kendisidir. O halde iman ölçüsü, mümin olma ölçüsü, iyilik yaptığında seviniyorsan, kötülük yaptığında üzülüyorsan müminsin. Peki kötülük yaptığında üzülmüyorsan durum ne olur? O zaman işin Allah'a kaldı. Onun cevabını ben veremem. Allah hepimizin ahir ve akıbetini hayır eylesin. İman her iyiliğin ana kaynağı. Kainatı anlayıp anlamlandırmanın esası, her hayrın başlangıcıdır iman. Dünya hayatının varlık nedeni, ölümün sırrı, biz ölümün ne manaya geldiğini ancak imanla anlarız. İman yoksa anlamak mümkün değil ölümü. Kıyametin maksat ve gayesi ancak imanla anlaşılır. İnandığımız değerler açısından iyilik, burası çok çok önemli. İnandığımız değerler açısından iyilik, ölüm ötesinde de geçerli olan şeydir. Ki bu da ancak imanla mümkündür. İnsanların dünyada iyilikle ilgili çeşitli ölçüleri var. İyi insanla ilgili de çeşitli ölçüler belirliyorlar. Hocam filanca kişiyi tanıyorum. Adam ateist ama çok iyi bir insan. İyi, onun iyi olması belki dünyevi anlamda bir değer taşıyabilir. Dünyevi olarak bir değer taşıyabilir. Ama bizim anladığımız manada, inandığımız değerler açısından bir şeyin iyi olmasının olmazsa olmazı nedir? İmandır işte. Çünkü iyi olabilmesi için bir şeyin sizinle hep beraber olması lazım. Sizin yanınızda, sizinle beraber gidebilmesi lazım. İlâ nihaya, sonsuza kadar size faydası olması lazım iyiliğin. İyi olan şeyin. İmanınız yoksa iyi olan bir şeyin sizinle beraber ilâ nihaya, sonsuza dek kalması mümkün değil. Ölümle birlikte geçmiş olur, bitti. O halde iman bu yönüyle muhteşem bir şeydir. Müthiş bir şeydir iman. Bir insan ne kadar günahkar olursa olsun, müminse mümindir. Ebu Hanife Hazretleri, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri Fıkhul Ekber'inde imanı şöyle tarif eder. Vel iman huve tasdiku vel ikrar. Yani Hanefi mezhebine mensup Müslümanlar olarak İmam-ı Azam'ı ve onun Fıkhul Ekber'i tanımak zorundayız. Vel iman huve tasdiku aslında bil kalp demektir. İman kalb ile tasdiktir. Vel ikraru bil lisan.
dil ile ikrardır. O halde iman dil ile ikrar, kalb ile tasdik. Ya da tersini söyleyelim. Kalb ile tasdik, dil ile ikrardır iman. Çok önemli bir şey söyleyeceğim şimdi, bakın. Bazı kaynaklarda imanı tarif ederken bu iki şartın yanına bir de vel e'malu bil cevarih ifadesi var. Bu işte çok önemli, ehli sünnetten ayrılan bir anlayıştır. Ehli sünnet vel cemaate göre imanın tarifinde vel e'malu bil cevarih ifadesi yoktur. Yani organlarla, azalarla amel ifadesi yoktur. Olursa ne olur? Olursa ne olur biliyor musunuz? İmanı biz kalb ile tasdik, dil ile ikrar, azalarla amel diye tarif edersek, şimdi kalbiniz tasdik etti, diliniz ikrar etti, azalar amel etmedi, iman olmadı. Yani amel imandan bir cüz olarak kabul edenlere göre o doğrudur. Yani ameller, davranışlar imanın bir parçasıdır diyen anlayışa göre, ehli sünnetten ayrılan anlayışa göre o iman tanımı doğrudur. Bu amellerin, davranışların önemsiz olması anlamına gelmez. Ama ameller imanın bir parçası kesinlikle değildir. Bir insan hiç amel işlememiş bile olsa, çünkü iman kalbin bir amelidir. Hiç amelsiz bile olsa iman geçerlidir. Çok günahkar bile olsa iman geçerlidir. Rivayet edilir ki bir tarihte adamcağızın birisi babasını öldürmüş, babasının kafatasında şarap içmiş. Neuzübillah. Böyle insanın içi dışına çıkıyor bu ifadeleri kullanırken bile. Acayip rahatsız edici bir şey. Gün gelmiş, bu baba katili vefat etmiş. İnsanlar aralarında tartışmaya başlamışlar. Demişler ki bu adamın cenaze namazını kılacak mıyız bu baba katilinin? Bir tartışma çıkmış. Devrin alimlerine sorulmuş. Demişler ki böyle böyle bir durum var. Ne yapacağız? Alimler demişler ki bu adamın küfrüne delalet eden bir şey var mıdır? Kafirliğini ilan ettiği bir şey var mıdır? Yoktur. Yani kafir olduğunu ispat eden bir şey yok. O halde cenaze namazını kılacaksınız demişler. Sırf bu gerekçeden dolayı amel imandan bir cüz değildir. Yani amellerimiz, davranışlarımız imanımızın bir parçası değildir. Bu çok çok önemli bir konu. O halde aziz cemaatimiz, ayeti kerimeden iyilik ölçüsü olarak çıkan birinci madde iman. İman bir Müslüman için iyiliğin birinci maddesidir. İyiliğin olmazsa olmazıdır. Zaman zaman şöyle bir tartışma karşımıza gelebiliyor. Musallaya bir cenaze geliyor. Tanımadığımız, bilmediğimiz bir insan. Cenaze namazını kılacak mıyız, kılmayacak mıyız? Hüsnü şehadette bulunacak mıyız, bulunmayacak mıyız? Kitaplar arasında bazı bilgileri bulamıyorsunuz. Benim merhum hocam Mehmet Feyzi Efendi, kendisine bu soru yöneltiliyor. Diyorlar ki hocam işte camide namaz kılıyoruz, musallaya bir cenaze geliyor. Cenaze namazını kılacak mıyız? Hüsnü şehadette bulunacak mıyız? Kardeşim diyor, aleyhine bir delil olmadığı müddetçe bir mevtanın camiye getirilmesi onun imanını delalet eder. İman ise bir iyiliktir diyor. Bakın ayeti kerime. Leysel birra en tüvellü vücuhekum kubelel veçik vel mağrib ve lakinel birra men amene billah. İman birinci madde. Dolayısıyla diyor namazını kılarsınız, nasıl bilirsiniz sorusuna İyi biliriz şeklinde cevap vermenizin de bir mahsuru yoktur. Gene hocamın ifadesi, hüsnü zanda vebal yoktur, suizanda vebal vardır. Hüsnü zannediyoruz insanlar hakkında. Yani olumlu düşünüyoruz. Bu bir vebal değildir. Allah bizi Müslümanca yaşatsın, Müslümanca öldürsün, Müslümanca haşretsin, Müslümanca cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Ehli İslam'ı aziz eylesin. Ehli İslam'ı aziz eylesin. Ehli İslam'ı aziz eylesin. Ehli küfrü, zalimleri, siyonistleri, kafirleri bertaraf eylesin.
layık oldukları akıbete düçar eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.